Hepinize merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Bugün video çekelim istedim, tavşanlarımızla böyle bir videoya başlayalım. Yavrular zaten kendini kurtardılar, baya baya büyüdüler. Gözlerinin renkleri de oluşmaya başladı. Sadece cinsiyet ayrımlarını yapmadık. Ot, ağaç dalları falan kesilmişti, onları attık, onlarla oyalanıyorlar. Yemleri yine bitmiş. Yem kovasının dibindeki yemden birazcık attık. Senin gözün niye böyle mavi, bakayım bir. Maşallah seni kerata. Tutturmuyor. Yavrularımızın hemen hemen birçoğu mavi gözlü arkadaşlar. Yani komple mavi değil ama Ela diyebilirim. Loplara da çok benzediler zaten. Bazıları alakası yok lopla ama bazıları tamamen lop gibi olmuş. Bakın bu mesela lop tavşanına benziyor. Kulakları düşmedi sadece. Ama şu benzemiyor. Bunlarda bu gen var. Nasipse yakın zamanda herhalde kulakları komple düşebilir. Mesela şu köşedeki sarının lopla yakından uzaktan alakası yok. Ama güzel hayvanlar. Ben şunları kendim ayırmayı düşünüyorum. Bu yavrumuz dediğimiz gibi küçük kaldı. Bu zaten lopa da benzemiyor. Biraz anneden biraz babadan almış. Şurada kulakları düşen bir yavrumuz var. Tavşanlar güzel hayvanlar. Seviyoruz. Bir müddet tavşan yavrusu almayacağım arkadaşlar. Büyüsün. Yavruları eşleşmeye başladığında belki mesela böyle bir sarıyla anneleri eşleştirebilirim. Ama şu an yavru almayı düşünmüyorum. Şöyle güzel güzel gelip burada günlük stresimizi atıyoruz. Keyifli de oluyor. Dün neden video atmadın diyenler de olur. İllaki söyleyeyim. Mahallede bir köy hayırımız vardı. 2000 kişilik yemek verildi. O yüzden yoğundum. Akşama da çok yorulduğum için maalesef video çekip atamadım sizlere. Dünün açını da bugün inşallah bütün hayvanlardan görüntü alarak kapatmaya çalışalım arkadaşlar. Gel. Gel. Gel beyaz. Beyaz. Bizim bu beyaz hamile arkadaşlar. Muhtemelen aldığımız abimiz öyle söylemişti. Eşleştirmişti. Farklı bir güzel bir tonya finosuyla bunu eşleştirdi. Bu bizimkinden biraz daha minyon tipli bir yavru. Gözlerinde bunun doğuştan sürme var. İki gözünde de var. Bakalım eğer, ama öyle bir hamile belirtisi de yok aslında. Bunun ikinci doğumu. Yavru yaparsa güzel minyon yavruları olacak inşallah. Şu an bize alıştı. İlk başlarda açmakta zorluk çekiyordu. Kapağını, hayvanı bağlayamamıştım bile, biliyorsunuz. Şu an için keyfi güzel. Ay kızımız da kızandı. Birazdan ona da gidip bakacağım. Durumu nedir diye bir kontrol edelim hep beraber. Kaz yavruları da kocaman oldular. Nazar değmesin. Gün geçtikçe de büyümeye devam ediyorlar. 3 tane farklı renkli, hatta 4'ü açık renk, 3 tane koyu renkli var. Bunların annesinin üzerinde sarı renk tonları var. Yani bunlar zaten Erkan abi tarafından renk çalışması yapılmış kazlar. Blue rengi, sarı rengi olanlar var. Büyüdükleri zaman bakalım nasıl bir renkle karşılaşacağız. Mesela şu karşıda duran kazın üzerinde gri renkler var. Bunlar bildiğimiz koyu tonlu olacak. Bunların da büyüdüklerini inşallah göreceğiz. Artık kedi köpek yemez diye düşündüğüm için bunları bahçeye saldım. Bunların yanına da Brahma indirdim. Bizim bıldırcınımız hala bildiğiniz gibi kuluçkada yatıyor arkadaşlar. Onu da size şöyle göstereyim. Yemi önünde, suyu önünde. Bu sefer nasip olursa yavrularını alacağız. Hava çok sıcak gidiyor. Ayarlıyor. Geçen biliyorsunuz yumurtalar döllenmişti. Hayırlısıyla. Viyandotlarımız da bomba gibi. Gelişimleri devam ediyor. Güzel. Artık burada cinsiyetler tamamen belli oldu. Silver Lucket viyandotlarda 2 tane net horozumuz var. Geri kalanı tavuk. Sarı siyahlarda da 2 tane tavuğumuz, 2 tane de horozumuz var. Bunlar artık kendilerini netleştirdiler. Bileziklerini de taktığımız zaman şu değil de
Şunun rengi daha açık. Bakın bu böyle daha böyle koyu kahve tonlarında. Bu daha sarı renklerde. Desenleri de güzel. Büyüdükçe daha da iyi olacağını düşünüyorum. Tavukları maşallah var. Desenler çok çok iyi. Bilezik takacağım. Belki yarışmaya bile götürebilirim. Bir tane Hollanda tepelimiz burada var. Geri kalanı yukarıda zaten. Onları da kümesimize damızlık olarak katacağız. Bu sene sarı siyah, silver laket, Hollanda tepelisi ve Brahma olacak. Ha, bir tane de şu bölmeye de Brahmaları indirdim. 7 tane Brahmamız vardı. Bu grubu komple aşağıya indirdim artık. Burada yaşamına devam etsinler. Çünkü yukarıda kaldıkları teli parçalamışlar. O yüzden burayı kazlara vermiştik biliyorsunuz. Bunların ayağına bilezikleri taktım arkadaşlar. Aşağıya indirdim. Bu grup tamamen bizim yarışmaya götürüp de derece almış hayvanlarımızın, kendi tavuklarımızla çalıştığımız yavruların yavruları, öyle söyleyeyim. Güzel bir kan. Bir tane viyandotumuz var. Onu da yakın zamanda buraya atacağım. O da şansımıza tavuk oldu. O da güzel. Bir de orada Hollanda tepelimiz var. Şu bölmede. O da biraz daha palazlansın. Bu grubun içine koyacağım inşallah. Güzel oldu. Brahmaları bu ayardayken, bunlar şu an 2 aylık civarı falan. Yani 1,5-2 aylık civarı olmuşlardır. Tarihlerde pek aram yok ama ilk çıkan yavrular. Güzel. Bunlar da burada ölüm kalım olmazsa büyüyecekler. Belki yarışmaya gitmeye hak kazanacaklar. Şu an için ne desek boş. Yarışmaya gidecek hayvanı görmemiz için bir 5-6 aylık olması gerekiyor. Şu an için amacımız ölmeden sağlıklı şekilde büyüsünler. Burada da durum bu şekilde. Burada da tavuklar geziyor ama havalar çok ısınmaya başladı arkadaşlar. Havalar bayağı ısındığı için tavuklar halince gördüğünüz gibi kuluçkaya dönmeye başladı. Yumurta verimi ister istemez azaldı. Ben de zaten bu zamanda pek fazla yumurta alma tarafında değilim. Hayvanlar yeter ki rahat etsinler. Bahçeye devamlı salamıyorum çünkü keçiler var. Keçiler gelip tavukların yemini yiyebiliyor. Buradaki durum da böyle. Tavuklarımızın şu an için sağlık durumları da güzel. Psikopatın yanına geldik yine. Şuradan yemi şöyle yapalım, yesinler. Güvercinlerde hala bir kuluçkaya yatma olayı yok. Bence bunlar bize yavru vermeyecek, öyle algıladım. Yani geldiğinden bugüne nereden baksan 6 ay oldu. Daha ne bir yumurta ne bir öyle bir eşleşme var. Böyle takılıyorlar. Sultanımız maşallah hala yumurtaya devam ediyor. 3 tane yumurtası var. Artık tüye girdiler. Ne oldu? Allah'ım ya, psikopat mısın? Bir dur, gözünü sevdiminin. Nasıl da ula! Bilisan. Acıtıyor da. Tamam, gidiyorum. Gidiyorum. Hayvan dövmeyi seviyor, dövüşmeyi seviyor. Beyaz. Beyaz. Aykız'a bir bakalım bakalım son durumu nedir diye. Şimdi Aykız'ın yanına gidiyorum ben. Aferin sana. Yakaladım sizi. Yakaladım sizi. Kediyle ne ayaksınız oğlum siz? Ha? Aykız kediyle bu kadar yakından anlaşıyor. Ben anlamış değilim. Kedi köpek gibiler lafına artık inanmamaya başladım. Aykız dur. Hayır. Dur, ben geleceğim. Kedi de hiç kaçmıyor. Bak. Bu kedinin gözleri ama. He, burada mama var. Mama var diye geliyor burada, sebepleniyor. Gel bakayım Aykız. Yat bakayım. Aykız'ın arka tarafı artık dur. Kedi işin güzel ha. Gitme gitme gitme, dur. Aykız dur. Yüz lan, toz ettin, dur. Aykız'ın arka tarafı şişmeye başlamış ama uslu durmuyor ki. Tamam, ben gidiyorum, dur. Gel sana yumurta veririm. Aykız al. Bak.
Sana yumurta vereyim de. Yiyecek mi? Yiyecek mi? Verir mi lan? Çok seviyor yumurta yemesini. Ama tabi dediğim gibi salmama sebebimiz ay kızı bu. Bak. Şuraya atıyorum mamanın içine, hop. Aha, mamayı atamadım. Dur. Bırak bırak bırak. Al. Aykız yumurtayı seviyor. Protein deposu. Kazların, ördeklerin yumurtalarını bol bol verdim yesin diye. Bakımı iyi olması lazım. Yani kızana geldi. Bu arada bizim buzla eşleştirme yapacağız nasipse. Onu da herhalde 7-8 güne kadar hazır olur bu. Çünkü arkasının tamamen şişmesi gerekiyor. Şu anda kanaması yeni başladı. Eşleştirdiğimiz zaman bahçeye salmıyorum. Çünkü bütün mahallenin köpeklerini topladı. O sebepten dolayı salmamak en mantıklısı. Aykız sen burada takıla koy. Kedi zaten seni gene bulur. Al sana bir yumurta daha vereyim. Oyalan. Al. Hop. Selamun aleyküm. Yumurtada acayip bir protein var. Yiyor. Çok yemeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü sizin yumurtaları yiyebilir. Ben sadece böyle keyfe keder takılsın diye veriyorum arkadaşlar. Aykız'da da durum bu. 7-8 güne kadar eşleşmesini yapacağım. Onun da videosunu sizlerle paylaşacağım inşallah. Şurada da abimin baktığı koşinler var. Şöyle çekeyim onları. Bunlar da acıkmış. Abim de yemin ediyorum pişirecek hayvanları. Bak bak bak. Lakambelderler var, koşinler var. Şöyle güzel bir alayım diyorum videoya da. Heh. Tamam. Güzel güzel. Bakayım horoz tavuk oranı. Lakambelderlerde karışmışlar ama 3 tane tavuk direkt gözüme çarptı mesela. Koşinlerde de tavuk oranı güzel. Bakalım bunlar büyüsün bahçeye salarız. Abimin evde de var muhtemelen. Şu an pire gibiler. Durum bu arkadaşlar. Burası benim zaten ilk kümesim. Bilmeyenler için söyleyeyim. İlk tavukçuluğa başladığımda bu kümesti benim. Burasının etrafı komple teldi. O zaman para pul yoktu, yaptıramıyorduk. Sonra üstüne böyle trapez saç yaptık. Duvar ördük falan derken burada bayağı bir üretim yaptık arkadaşlar. Koşinlerimiz de, lakambelderler de bahçede boş geziyor. Durun bu, size de böyle bir video çekmiş olalım. Şurada da kedi yavruları vardı. Ne oldu onlar? Anne kedileri taşımış. Bu sene kargalar çoğaldı. Piş 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 piş. Bunlar da komşunun koyunları. Neyse arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.